Maggots and Beckett's'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Mugello yarışının ardından Melis Öztek ve Cem Turan'la tekrar sizlerle beraberiz. Nasıl bir yarıştı, neler izledik, keyifliydi ama güzel miydi ve benzeri birçok sorunun cevabını sizlerle 25 dakika boyunca bulmaya çalışacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyi diyelim, iyi olsun. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. Gayet keyifliyiz. Yani en azından yarışa kazaları, böyle kaotik şeyleri görmek insanı bir şaşırtıyor. Bir özledik demeyeceğim, kaza görmek güzel değil ama aksiyon görmek güzeldi. İstersen Cem'ciğim buradan girdikten sonra seninle biraz tempo yapmaya başlayalım. 3 güvenlik aracı, 2 start, yani hatta şöyle bir tweet vardı 1987'deki Avusturya ve 1990'daki Belçika'dan sonra ilk kez bir yarış tam 3 kere start aldı. 3 güvenlik aracı, 2 tane kırmızı bayrak, en son 2 kırmızı bayrak gördüğümüzde takvimler 2016'da Brezilya'yı o unutulmaz yağmurlu yarışı gösteriyordu. Benim sana şimdi sorum şuradan olacak. Yarışta 2. start, çok büyük bir kazayla yarış tekrar başlayacak derken başlayamadı. Bunun üzerine çok videolar, yazılar döndü ama ben şunu merak ediyorum. Sen bu kazadaki, bu kaotik bir carnage denen o bir karmaşada kimin hatası olduğunu düşünüyorsun? Ardından beni senden de aynı soru eder, fikrini duymak istiyorum. Yani ikinci startta aslında büyük bir kaza oldu ve bu kazada 3 kişi falan yarış dışı kaldı sanırım. Magnussen, 4 kişi. Evet, Magnussen, Giovinazzi, Sainz, Latifi. Latifi yarış dışı kaldı. Yani buradaki problem aslında şuydu, normalde buna rolling start diyorlar, yani devam eden bir start, durup hareketli start. Aynen, hareketli start diyorlar. Bu safety car, güvenlik aracı çıkışlarında genellikle bu şekilde start alıyorlar. En öndeki araç pace, yani hızı belirliyor. O böyle yavaş giderken, sağa sola giderken yarış daha başlamış oluyor. O gaza bastığı anda yarış aslında başlamış oluyor. Tamamen o belirliyor yarışın ne zaman tekrardan başlayacağını, güvenlik aracı çıktıktan sonra. Sadece şöyle bir problem var, yarışçılar şöyle bir şey yapmaya çalışıyor aslında. Eğer önünüzdeki araca bu daha henüz mesela öndeki araç yavaş yavaş gidiyor ve başlamadınız daha yarışa. Eğer önünüz mesela 6. sıradasınız. 5. sıradaki araca çok yakın giderseniz bir anda onun önünde çıkmaya başladığı anda siz de başlıyorsunuz. Ama eğer belli bir arada boşluk verirseniz ve hafif hafif hızlanmaya başlarsanız eğer bu adam hızlanmaya başladığı zaman sizin zaten hızınız olduğu için onu o düzlükte geçebilirsiniz ve zaten birçok yarışını yapmaya çalıştığı bir taktik bu. Ama bu sefer bu taktik büyük patladı. Çünkü bunu yapmaya çalışırken yarış bir anda başladı zannettiler. Önlerinde büyük bir boşluk bıraktı özellikle Russell. Ve fark etti ki aslında yarış başlamada durdu. Arkasından Magnussen durdu. Arkasındakiler de duramadı. Duramayınca Sainz büyük bir kaza yaptı. Tahtaya kimin adını yazıyoruz? Hani çocukken biz böyle öğretmenleri, hani hoca sınıfa gelmeden önce bu yaramazlar yazılırdı ya. Racing incident demek istiyorum. Racing buna. Incident ama burada bir kişi biraz daha hani ön plana çıkıyor hata olarak. Yani artık benim görüşüm öyle de sen kimi orada bir adım öne yazarsın? Yani ben yarışın başladığını zanneden, normalde bunların hani konuşması lazım. Yarış daha başladı ya da başlamadı diye takım radyosuyla. Ya onlar hani yarış başladı zanneden o bütün arkadaşları ben sorumlu tutarım yani. Hani çünkü yarış daha başlamadı ve sen eğer hızlanıp gitmeye başlarsan onu senin yarış takım mühendisinin söylemesi lazım. Ya dur ne yapıyorsun yarış daha başlamadı diye çünkü kaza olacak. Hani ben o ekibi ben belki işte Michael Sainz. Michael Masi de senin gibi düşünüyor. Tam 12 pilota ceza uyarı verdi. Ama bakalım Melis sen kimi bu konuda biraz daha hani daha fazla hata ondaydı diye düşündüğün kişi kim sence yarışta? Aslında çok fazla yine ben de bu konuda Cem'e katılıyorum. Bir hatalı ya da hatalı olmayan diye bir durum yok. Ama ben, kameralara çok fazla Giovinazzi'yi gösterdiler ve insanlar da doğal olarak direkt Giovinazzi'ye yüklendi. Yani intihar sürüşü gibi bir durum vardı yani Giovinazzi'nin sürüşünde. İnsanların görüşü birazcık Giovinazzi yönünde. Yani onda da hata var tabii ki. Ama ben de Cem'e katılıyorum aynı konuda. Ben de burada izninizle kendi fikrimi belirtmek istiyorum. Yarıştan sonra ben de birkaç video ve yazı okuma şansı buldum. Orada özellikle Formula 1 TV'nin yaptığı videoda bütün pilotların kazaya karışan ve kazanın hemen Daniil Kvyat'a kadar tek tek araç üstü onboard kameradan veriyorlar. Herkes full throttle yani tam gaz oraya geçiyor. Öndeki herkes, Daniil Kvyat dahil. Burada o şeyi bozan tek kişi George Russell. Full gaz giderken bir anda Daniil Kvyat'ın Daniil Kvyat'la oradaki farkın yaklaştığını anlıyor. Ama orada hani Daniil Kvyat'ın değil çünkü Daniil Kvyat normal giderken o waving yani dalgalanarak gitmeye çalışmanın durumu orada George Russell fark edip bir de geçerse 5 saniye ceza alacak. Bu yüzden gaza elini gaza dokunduğu an Kevin Magnussen çok sağ hani
şöyle ani fren yaparsa bir araç kilitlenir ya, öyle kilitlendiğinde zaten arkadan gelen Giovinazzi onu fark edip hemen sola kırıyor, ama sola kırdığında da Nicolas Latifi'nin sırtına biniyor. Arkadan da Carlos Sainz vuruyor. Herkes herkese garip bir durum yaşandı ki zaten yarış esnasında siz de görmüşsünüzdür. Carlos Sainz'ın sol elinde sanırım bir çatlak gibi bir durum var, çünkü yarış sonrası o post, yarış sonrası röportajlarda bileğini hep böyle koruyarak tutuyordu. Bir orada çatlak bir durum olabilir. Rusya'ya gelmeden önce bu biraz riskli olabilir McLaren için. Bu da bence bir ayrı nokta. Ben bir de buradan şunu dair sana fikir sormak istiyorum. Lewis Hamilton bir bakış açısı sundu. Biz burada hatalı değildik. Burada hatalı olan Mylander'lar, yani güvenlik aracının sürücüsüydü diyor. Ben şurada bir giriş bilgisi vereyim istersen. Mugello ufak, yani kısa bir pist. Yaklaşık 4 kilometreden biraz fazla. Ve 1 dakika 15 saniye bandında dönüyorsun. Ve güvenlik aracına dair şöyle bir kural vardır. Eğer ki son sektörü geçtiysen yarış liderine bir fark açmaya başlayacaksın. Ve yarış liderinin orada yarışın temposunu belirlemesine dair bir şans tanıyacaksın. Bunu yaptığında şöyle bir sorun çıktı Mugello'da. Bunu yaptığın gibi zaten pite giriyorsun ve arkadaki o ışıkları söndürüyorsun. Bunu Valtteri Bottas'ın fark etmesi tabii ki geç oldu. Çünkü zaten sektör bitti ve pite girdiler. Ardından da o hani dalgalı bir garip denen start. Hatta Valtteri Bottas'ı ben de yarış anında suçlu bulmuştum. Ama ardından Lewis Hamilton takım arkadaşını orada korudu ve hatanın burada Mylander'larda güvenlik aracında olduğunu söyledi. Sizin de buna dair bir görüşünüz var mı? Yoksa diğer konuya geçeceğim. Yani ben güvenlik aracı evet biraz geç çıkmış, hatta birkaç tane yarışçı da son sektörün artık sonlarına gelirken yarışın başlayacağını duymuşlar takım radyosundan ve şaşırmışlar. Özellikle sanırım hangi yarışçıyı hatırlamıyorum ama birkaç tane söyledi. Bende yani, bu bilgi yok. Yani hani evet burada bir tartışma oldu. Michael Masi de galiba kendilerini savunmuş. Hani biz hatalı değiliz kesinlikle falan diye. Yani ben bunun bir racing incident olduğunu düşünüyorum. Tabii ki her şey ideal olmayabilir yani hani... Güvenlik aracı bir anda çıkabilir. Her şey yolunda olduğu için artık. Yani bunlar çok net kurallarda yani işte şu saniye çıkacak, şu saniyeden sonra çıkmazsa bir tur daha atılacak gibi olmadığı için yani buralarda ya biraz kural konulması lazım ya da hani bunun kabul edilmesi lazım. Bu biraz racing incident geliyor ona. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Yani sizin düşüncenizi gerçekten merak ediyorum. İlk kazada Carlos Sainz'ın bir spini vardı ve bu spin bir şekilde Sebastian Vettel'e çarptı. Yani çekiyor adam. Kendi yapmasa da çekiyor. Peki bu ikinci şeyde startta, pardon, işte ikinci start oluyor değil mi? İkinci startta Sebastian Vettel'in işine mi yaradı? Çünkü eğer şey yapsaydı, spin ona çarpmasaydı sonuncu olmayacaktı. Evet. Ve bir şekilde ortada kaosa girecekti. Yani şu an Sebastian'ın işine mi yaradı bu durum? Ben tam katılmıyorum. Yani güzel bir noktaya değindin ama şöyle bir faktör var. Sebastian Vettel zaten kaza olduğunu onların arkasında, yani kaza çoktan geçmişti. Vettel i̇şte, oraya döner. Şunu demek ortada için. Olsaydı ona çarpar mıydı yani? Çünkü tam onların olduğu sırada olacaktı, evet, o kaza. Haklısın. Carlos Sainz zaten kendi kendine arkaya kaybedip spin attı. O çok ayrı bir sorun. Pierre Gasly, Kimi Räikkönen'in Gasly'ye çarpması verilen Grosjean'la Verstappen'e gelin siz de bir yürüyüşe çıkalım demesi sonucu onları aldığında Vettel zaten onların arkasından gelip kendini koruyordu. Hani Vettel eğer ki 14. değil 11. start alabilse belki bu durum yaşanırdı ama Vettel zaten start aldığı noktadan dolayı biraz daha az riskli bir noktadaydı ama tabii söz konusu Sebastian Vettel'in şansı olduğunda hani böyle insan bir yerde ona çarpar diyor ki nitekim Carlos Sainz birilerini biçmek istedi. Nasıl biçmek dediğim de kendini kurtarmak isterken Vettel gel sana bir vurayım dedi. Öyle bir şanssızlık yaşandı. Bu arkadan başlama durumlarının hep bir problem çıkabiliyor. Bir karnıcı oluyor, orada bir karmaşa oluyor. Aslında yıllardır o yüzden qualifying aslında çok önemli. Hani herkes diyor ki işte qualifying'de 2 sıra geri, 1 sıra geride başladı ne olacak falan diye ama mesela Albon'daki problem de bu. Sen düzenli olarak geride başlarsan bu gibi problemler, yani orada Grosjean mesela devreye giriyor. Hani önde yok Grosjean. Arkada başlarsan Grosjean geliyor. İşte Kvyat falan bu adamlar. Ya Kvyat'ı bu sene çok laf etmeyeceğim. Kvyat bu sene düzgün yaşıyor. Evet ama yani ününden kötü bir şöhreti var ya, o yüzden dedim. Hani doğru. Bu adamlar devreye girmeye başlıyor ve sen hani kazaya daha meyilli oluyorsun yani. O yüzden ya, önde bir başlamak lazım. Ya şey Ross Brown'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bu seneki ilk yani bu yarıştan sonra bir röportajda reverse grid'i biz tekrar gündeme getirmek için ilk toplantıda ben bunu gündem maddesi olarak vereceğim dedi. Eğer ki bu gerçekleşirse o zaman daha detaylı konuşuruz diye tahmin ediyorum ama F2'deki son durumları da gördüğümüzde ki Mick Schumacher bugün arkada belki görülebilir. Babası Michael Schumacher şampiyonluk kazandı. Araç da Mugello'da bir tur da attı. Ama bundan birkaç saat önce de pilotlar şampiyonasında liderliğe yükseldi.
Bu da artık sanırım birkaç yarış sonra bizim daha dedikodulara, rumorlara geldiğimiz kısımda daha dişimizi kaşındıracak bir konu olacak. Ama ben buradan Melis'e ve Melis'in en sevdiği köşe olan Melis'le Ferrari köşesine geleceğim. Ama bugün seni biraz daha sanki anılarda mutlu günleri hatırlatmak başlıklı bir soru sormak istiyorum izninizle. Ferrari bugün, aslında dün Floransa'da Mugello'da tarihinin 1000. yarışına çıktı. 1956'dan beri yarışıyorlar. Yani inanılmaz bir tarih. Yani çok kötü günleri de oldu ama tarihin en başarılı takımı. Senin en unutamadığın yarış olur, sezon olur. Ama ben yarış özelinde kalmak istiyorum çünkü sezonlar uzundur ve uzun sezonlar farklı disiplinlere, dinamiklere de sahiptir. Ferrari'nin tarihinde canlı izlediğin ya da sonradan geri dönüp izlediğin en unutulmaz yarış ve bunun sebebi nedir? Ardından sana da aynı soru. Evet, aslında ben senin de yorumunu merak ediyorum. Benim çünkü cevabım çok net. Benim Formula 1'i sevdiğim pilotun şampiyonluğu çünkü o sayede oldu da ben en son cevaplayacağım. Tamam. Çünkü hani bence bir Ferrari hayranının, yani Ferrari'yi ne zamandır desteklerseniz destekleyin. Yani sizin için her zaman bir unutulmaz yarış vardır. Her sezon vardır, her yarış vardır. Yani çünkü bu sevdiğiniz pilotlara, Ferrari bu zamana kadar çok kaliteli pilotlara ev sahipliği yaptı. Onlara kucak açtı ve onlar bu aracı sürdüler ve bu aracın kalitesini de aslında onlar artırdı. O yüzden pilotu da destekleyen oluyor, aracı da destekleyen oluyor, takımı da destekleyen oluyor. Bu böyle çok göreceli bir kavram ama böyle şahsen benim 2006 Brezilya, yani Mihal Şimayel'in son yarışı ve bence çok olaylı bir yarıştı. Böyle bilmiyorum, benim içime çok dokunduğu için benim o sanırım ya, tamamen manevi olarak. Güzel bir cevap Cem. Benim en son zamanlarda unutamadığım aslında birkaç yarış var. Son zamanlar olur, tüm zamanlar olur. Yani 1961'deki Belçika yarışını bile söylesene, ilk 4 sırayla bitirmişler. Ben bunu yayına gelmeden okurken öğrendim. Ama işte benim hani yani evet, muhtemelen o zamanlardan beri izleseydim 1960'lardan beri belki cevabı farklı olurdu. Şu an büyük ihtimalle yayında biz sana sesimizi duyuramazdık. Öyle bir sorun olurdu öncelikle. Yani 75 yaşına falan olurdu. Muhtemelen. Benim şeyi söyleyeceğim ben. 2010 4 ya da 5 yarış. Macaristan. Macaristan. Jules Bianchi'nin vefat ettiğinden sonraki yarış. Bütün pilotların Macaristan 2015. 2015. Bütün pilotların işte başta kasklarını koyup saygı duruşu. Orada saygı duruşunda geyik yapıyordu birileriyle yine Maldonado'luk yapıp. Ondan garip sonra aynen öyle ve bence çok çok anlamlı bir yarış çünkü Ferrari kazanıyor o yarışı. Ve bunu da Jules Bianchi kazanıyordu yani. Sen Ferrari devam... kazanıyor. Yok, Sebastian hayır. Vettel kazanıyor. Sen bir devam etsen ben onu bir hatırlamak istiyorum. Sebastian Vettel kazanıyor ve işte Jules'e adıyorlar bu yarışı. Ve gerçekten favori olarak başlamıyor. Özellikle 3. sıradan başlıyor ve ilk düzlükte çok harika bir çıkış yaparak hem Nico Rosberg'i hem de Lewis Hamilton'ı geçiyor. Lewis Hamilton çok kötü yarışıyor orada. Ama yarıştaki işte podyumdaki diğer elemanlar kim hatırlıyor musun? Daniel Kvyat'la Ricciardo. Evet. Yani Kvyat'ın iyi yılları. Evet, hatta o yarışta şey oldu, Kvyat'ın yavaş gittiğini ve Ricciardo'yla yer değiştirmenin filan istediler, problem çıkmıştı. Aman filan neyse. Ama benim için o çok ve ona adamışlardı ve çok anlamlıydı çünkü Jules Bianchi Ferrari'de yarışacaktı bir gün. Bunu herkes biliyordu. Yani yaş çok genç, çok genç derken 20 falan, 21 26, olmamasına rağmen, 26. Evet, 26 falan olmasına rağmen yarışacaktı. Çünkü o koltuğu hak ediyordu ve onu vefat etmesini ve sonra Ferrari kazanmasını ben çok saygı duymuştum. En Ferrari taraftar olsaydım ama en unutamadığım yarış muhtemelen Lewis Hamilton'ın son turda Timo Glock'u geçip Massa'nın kaybettiği ve ailesinin o pitte şeyi yumrukladığı. Şey vardı ya oradaki pit ekibinden biri. En unutamadığım biri, olurdu kötü olarak ama. Uçarak kafa atıyordu. Unutmak istiyorsun yani. Unutamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorsun. Yok öyle bir şey. İzzet Glock. İzzet Glock. Ben de Ferrari taraftarının en son sevindiği yarışı söyleyeceğim. Çünkü benim Formula 1'i sevme, yani Formula 1 ile ilgilenmemin sebebi Kimi Räikkönen'di çocuk yaşta 6-7 yaşındayken. Ve Kimi Räikkönen'in son iki yarışa gelirken 17 puan geride olup önce Lewis Hamilton Çin'de çakıl havuzuna takılıyor. Sonraki yarışta ilk 10 turda araç problem veriyor, arkaya düşüyor. Alonso berbat bir start alıyor, arkalarda kalıyor. Ve en son hamle tabii ki Ferrari'den beklenen hamle. Pit stop esnasında switch yani değiştiriyorlar 1-2'yi ve o şekilde we won the championship by a one point, o berbat İngilizce, o İtalyan aksanıyla muazzam bir olaydı. Kimi Räikkönen'in o şampiyonluğu, benim Kimi Räikkönen'in sevgimden dolayıdır ama Ferrari'nin son pilotlar şampiyonluğu olarak bence unutulmayacak bir yarıştı. Hatta ondan sonra takımlar şampiyonluğu var mıydı? Benim şu an aklımda yok. Yok galiba. Yani çok tuhaf değil mi? Sevmiyor en son musun şampiyonluğu Kimi Räikkönen? Başka takımlar şampiyonluğu. Benim şu an aklım... Belki 2008 olabilir. Hamilton Kovalainen'deydi çünkü. Belki de. Hamilton Kovalainen. Belki onu ben bir devam ederim.
Buradan istersen biraz da sana gelin çünkü sen geçen hafta tam içini dökemedin Hamilton'a karşı. soru çok net. Keyifli bir yarış izledik ama ben güzel bir yarış izlediğimizi düşünmüyorum. Bunun sebebi belki Max Verstappen'in ilk turda yarışı kalıp bir heyecan katamaması. Belki sürekli durması sebebiyle tam alışmışken yarışın kendi içinde kopması. Ama bunlardan çok daha farklı bir nokta bence Mercedes'teki pilotlar da artık Lewis Hamilton bu yarışı kendi seviyesinin 3-4 seviye altında yarışarak aldı. Çünkü ne zorladı, ne lastiklere yüklendi, ne hızlı turlar için zorladı ki zaten yine aldı en hızlı turu. Valtteri Bottas desen böyle çok garip bir şekilde Lewis'ini takıyorsa bana tam tersini takın deyip ondan sonra aynı lastik takılınca böyle tamam hadi devam edelim. Yani yarış üçüncüye başlayacağı zaman lastik değiştirmiyor. Değiştirdiğinde aynı lastiği takıyor. Yani Bottas ben bir şeyler yapmak istiyorum ama o kadar da iyi değilimi ispat ederken Lewis Hamilton ben iyi yarışmasam bile artık sizin üstünüzdeyim dedi. Ve Mihai Schumacher burada Melis'i üzecek bir şekilde o tarihi erişilmez denen rekoruna sadece bir yarış kaldı. Aynen. Büyük ihtimalle bir sonraki İtalya yarışı olan Imola yaklaşık bir ay sonra Lewis Hamilton o rekorları kırmış olarak gelecek. Sendeyiz. Yani aslında Mugello'nun ilk virajından dolayı ilk virajı geniş alabiliyorsunuz dıştan gelerek ve sonra da içeride kalabiliyorsunuz. O yüzden aslında ikinci olan yani ikinci start alan P2'de start alan yarışı da aslında avantajlı bir noktada. Bottas bunu kullanıp aslında hemen öne geçmişti ilk turda. Hamilton çok kötü bir start almıştı. Ve Bottas çok istiyordu bu yarışı. Gerçekten yani bu hafta sonu boyunca söylediği şeylerden, tipinden, halinden de belliydi ama o ikinci restartta duran üçüncü oluyor pardon. Yani üçüncü restartta çok çok kötü bir start aldı. Yani Hamilton'a bile geçildi. Ricardo'ya bile geçildi. Yani bunu yaparsan eğer bu yarışı kazanamazsın. Yani sen Hamilton'a karşı yarışıyorsan muhteşem bir pilot. Herhangi bir hata yapamazsın. Yani bir hata yaptığın anda o yarışı kaybedersin. Yani benim için yani bu yarışı o yüzden sıkıcıydı. Yani hani hatta bir arkadaşım dedi ki ben yarışı kaçırdım dedi. Dedim ki çok bir şey kaçırmadın aslında dedim. Sonra bakmış işte Hamilton'ın zaten birinci olduğu bir yarışta çok bir şey kaçırmamışımdır dedi. Yani en sonlarda belki ben heyecanlanabilir diye düşünmüştüm. Özellikle bu Albon Bottas'a yetişmeye başlamıştı. Hatta evet, işte gücü yetmedi. Aynen konuşuluyordu işte acaba geçebilir mi falan. 1 saniye 1.2 saniye civarına indirmişti. Sonra Bottas bütün IRS'ini kullandı. Bütün elektrik gücünü kullandı ve yani inanılmaz her virajda her düz yani saniye başında 0.2 saniye hızlanmaya başladı. Bu rekorunda Russell'a yaptı. Aynen ve dedim ki ben acaba ne oluyor? Hamilton'da bir problem mi var hani falan sonra belli oldu. Zaten ama en hızlı turu yine alamadı. Yine alamadı. ama o tur en hızlı turu attı. Martin Brundle şey dedi beni uyandırdı orada dedi ki bu dedi yarasını kullanıyor dedi. Yani bu dedi bütün esini harcadı şimdi dedi. Evet. Ve gerçekten de oldu. Bir tur sonra arasındaki fark 1 saniye inmişti Hamilton'da Bottas'ın. Bir anda 3 saniye oldu. 3.5 saniye oldu. Yani Hamilton IRS'ini koruya gidiyordu. Baktı bu geliyor. Yani bu gerçekten o açıdan Mercedes taraftarı olsaydım ama böyle demezdim. Yani ben çok güzel bir yarıştı. Hani muhteşem bir yarıştı. Ama bir Alman arkadaşıma sordum ben. Hani Almanya'da işte Almanya'da Mercedes. Ya maalesef İngilizce sordum ama. Yani Mercedes falan öyle bir şey yok dedi. Hani öyle herkes sokaklarda kutluyor tarzı bir şey tabii ki yok da. Yani şöyle söyleyeceğim. Mercedes eğer iki Alman pilotları ise Rosberg Vettel gibi bir ikiliyle yarışsa o zaman biraz daha farklı şeyler konuşulurdu. Evet bence de. Yani Toto Wolff bile Almanca konuşulan bir ülkenin, yani bir Avusturyalı, o teknik tarafın çoğunluğu İngiltere'de olsa da Alman kökenli insanlardan oluşuyor. Mercedes İngiliz görüntüsüne sahip bir Alman takımı. Bu hani araca verdikleri sistemin adı DAS. Yani ben hayatımda bundan daha Alman çok bir Rammstein'den Till Lindemann'ı gördüm, bir de bunu gördüm. Çok da bir şeyim yok bu konuya dair. Melis sen bir ekleme yapmak ister misin yoksa eklemek istediğin son birer konu var mı onu sorup bitireceğim. Vaktimiz şey. Benim yok. Cem'ciğim senin var diye biliyorum o yüzden sana özellikle vakit arttırdım. Buyur konuş. Son olarak belki şey konuşabiliriz. Sebastian Vettel'in geleceği belli oldu Formula 1'de. Emekli mi olacak, ne yapacak diye konuşurken Vettel'in seneye Aston Martin'de yarışacağını öğrendim. Senle biz bunu konuştuğumuzda WhatsApp üzerinden sen tamam Perez'e söylemişler daha ne gibi bir açıklama yaptın. Ben sadece şunu soracağım empati yapmanı istedim. 7 yıl yarıştın, kapanma noktasına geldiğinde 10 milyonu cebinden sponsorsuz çıkarıp verdiğin bir takım. Abi senle bitti ya bay bay diyor ve ondan bir gün sonra da başka bir pilot açıklanıyor. Bu durumda olsan Perez'e karşı o kullandığın cümle biraz fazla rahat değil miydi sence? Ben bunu izleyicilerimize de ben buraya bakıyordum galiba. Perez'e o kadar alışkın değilim. Ben bunu izleyicilerimizin huzurunda sana yöneltmek istiyorum. Yani şey bilgisini verelim izleyicilerimize. Perez telefonla kovuldu. Hani o yüzden
Yani Perez'in kontratı var daha iki sene en azda. Ve normalde kontratları genellikle devam eder. Bitince yenilenir ya da yenilenmez. Perez'i Lawrence Stroll takım patronu telefonla kovdu. Ve Perez de çok içerlemiş bu duruma. Ya bu durumu tabii Otmar Zaufner'e soruyorlar. Artık sarayabilir misin? Yani bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz Perez'e gerekli bilgileri vermiştik diyor ama Perez bu durumdan memnun değil. Yani ben bu konuda evet çok doğru yapılmamış olabilir Perez'e, haklısın. Ama şey söylemek istiyorum ben. Şey çok hoşuma gidiyor. Aston Martin şu anda her açıklamasında böyle Vettel'e minnoşluk yapıyor böyle. Ne kadar işte iyi bir pilot. İşte bir cumartesi ve bir pazarda bundan daha iyi pilot bulamazsınız. Onun istediği ortamı vereceğiz. Böyle o kadar mutlu oluyorum ki çünkü Ferrari'de... Aston Martin bence Vettel'e aşık. Evet yani hani şey Ferrari'de bu kadar ona şey davranıyorlar. Bütün yani şey soğuk kavranıyorlar. Bütün o evde olma hissi yazık gitmiş. Yazık be adama. Sen ne düşünüyorsun bu durumda? Ferrari'nin bu yani Vettel yaptığını ben biraz şey buluyorum ya fazla irite edici. Ya şöyle, bence Vettel'e böyle bir gerçekten 4 sene boyunca kucak açtılar. Yani biz her spininden sonra her şeyin olsun olsun her şey çok iyi. Yani her seferinde Vettel'in dövmesini yaptıranlar olsun, şeyler olsun. Herkes ona sarıldı. Ama artık hani böyle bir yerden sonra o döndükçe insanlar böyle şey bıktı yani o derece. Tabii hani hala bence Vettel'e karşı taraftarlardan bir sevgi, bir destek var. Ama hani o geride kaldıkça da insanların destekleyicisi gelmiyor bence. Evet. Ve bu arada üzülüyorum insanlar telefonla biraz. Ayrılıyorlar. Yani bir de adam telefonla kovuluyor o derece. İnanılmaz. Valla. Güzel. Sizin başka eklemek istediğiniz bir konu var mı? Yoksa izninizle kapatıyorum. Kapatabiliriz. Megat Sandbeckers'dan bu haftalık bu kadar. 2 hafta sonra Rusya'da Sochi yarışının ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.